Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 3000 TL'ye oyun bilgisayar toplayacağız. Gerçekten e, güzel bir oyun bilgisayarı oldu bence. Biz arkadaşımızla topladık bu bilgisayarı. Buradan Barış'a da selam olsun. Evet arkadaşlar, öncelikle video başlamadan önce e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, desteklerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, e, şurada bir yerde bütün belgisinde linkler. Evet şunu aşağı alalım. Tekrar bunu yukarı alalım. Şimdi Birinci olarak anakarttan başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bu parçaları incehesap.com'dan topluyorum. Yani vatan bilgisayarından da toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani fiyat aynı olur. Mesela incehesaptan 3000 lira geliyorsa vatandan gelir 3100 lira falan yani. 50 lira oynayabilir. Öyle söyleyeyim. Belki daha az tutabilir falan. Yani indirimler değişiyor sürekli. Evet arkadaşlar ilk öncelikle anakartla başlamak istiyorum. Evet linki buraya yapıştırıyoruz. Direkt bizi yönlendirecek zaten. Evet arkadaşlar gigabyte'ın... Anakartı tercih ediyorum. Intel kullanacağımız için e, işlemci anakart biraz pahalı kaçabilir. Dediğim gibi. Ama e, değer tam oyun bilgisayarı olacak çünkü. Oyun için bunu dizayn ediyoruz. Evet arkadaşlar bunu bir sepete ekleyelim. 505 lira gibi bir ücreti var e, anakartımızın. Evet arkadaşlar. ikinci olarak ise e, RAM'den devam etmek istiyorum. RAM hemen kopyalayalım arkadaşlar. Bunların hepsinin linkini vereceğim gene dediğim gibi teker teker. Evet arkadaşlar, rem ise 8 GBlık 3000 MHz'lik bir remi çok tutulan bir rem bu arkadaşlar. Yorumlarda da zaten belirtmişler yani çok iyi diye böyle hiç görüyorsunuz. Pişman olmazsınız diye burada adam yorum atmış yani gerçekten fiyat performans diyebilirim zaten tam puan almış. Evet arkadaşlar bunu da sepetimize ekleyelim. Şu an 722 lira oldu. Evet. <laughs> İşlemciden devam edelim arkadaşlar. İşlemcimiz e, oyun için dizayn edildiği için arkadaşlar e, Intel tercih ediyoruz. Intel'in e, i3 işlemcisini tercih ediyoruz ve e, fiyatı çok 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 uygun arkadaşlar. Yani bunun e, 575 lira bir fiyatı var ama fiyatın iki katı performans sağlam veriyor yani öyle söyleyeyim size. Tabii ki de şöyle bir durum var. Eğer yani bilgisayar oyun için bilgisayar toplamıyorsanız, eğer video renderlayacaksanız, video hazırlayacaksanız. Intel'i tercih etmeyebilirsiniz dediğim gibi biz bu bilgisayar oyun için yaptığımız için Intel'i tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar bunu da sepete ekleyelim. Şu an ne kadar oldu? 1298 lira oldu. Evet devam edelim. Evet ekran kartına geldik. Ekran kartı biliyorsunuz en önemli parçalardan biri hatta en önemlisi diyebilirim. Evet. MSI'nin RX 570 4 GB ekran kartını tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bu ekran kartı galiba vatan bilgisayarda daha ucuzdu. Dediğim gibi yani fiyatlar oynuyor. Ama dediğim gibi bu bilgisayar nerede toplarsanız toplayın. Ya 3100 lira gelir ya 2900 lira gelir. Yani o arada oynar. Çok da üstüne çıkmaz öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu her oyunu kaldırabilecek kapasitede. Yani Battlefield 1'i bunda. Ultra grafikte 60 FPS ile 80 FPS arası oynayabilirsiniz çok çok iyi bir e, oran bence bu e, zaten Battlefield bir Ultra'da oynatıyoruz arkadaşlar çoğu oyunu da Ultra'da e, rahatlıkla oynatabilir diye düşünüyorum evet arkadaşlar e, bunu da sepete ekleyelim bakalım 2344 lira oldu evet e, bundan sonra arkadaşlar e, Power, Yo SSD'ye geldi pardon. Evet ssd burada biraz fiyata göre tercih etmek istiyorum şimdi ilk önce ben 120 GB bir eklemek istiyorum James Duncan 120 GB ssd'sini bir ekleyeyim kalsın o sepette Şimdi onu değiştirebiliriz duruma göre Evet arkadaşlar burada şimdi Kasaya geleceğiz Kasayla güç kaynağını beraber alacağız arkadaşlar çünkü Yani ayrı ayrı alsak fazla masraf olacak falan filan Ve arkadaşlar bu fiyatlar üzerinde ee, en mantıklısı yani şu an bakıyorum power olan kasalara hepsi 600 700 lira en az en az yani bu 450 lira gayet uygun bir fiyatı var bence. Ee, bunu da arkadaşlar ekleyelim şeye sepetimize. Evet şu an ne kadar oldu? 2.891 lira oldu. Evet arkadaşlar bunun devamında e, klavye mouse setini ben sizlere tercih edeceğim. Hemen onu da buraya yapıştıralım. Ya buraya klavye mouse setine ben fazla önem vermiyorum yani sonuçta. Kısıtlı bir bütçeli topluyoruz. Eğer bana 4000 lira bir bütçe verseniz çok en güzellerinden, en kalitelerinden ve en iyi fiyat performanslardan önerebilirdim size. Bu da gayet iyi idare eder bence. Arkadaşlar bunu da sepetimize ekleyelim. Şu an 2944 lira oldu. Şimdi ben size demiştim bunu değiştirmeyi düşünüyorum diye. Eğer bu size yeterli olmazsa ki olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunu 240 GB'a çıkartabilirsiniz arkadaşlar ki gayet mantıklı. 240 GB çıkartmak. Bunu sepete ekle diyelim arkadaşlar. Şimdi bunu kaldıralım. Evet bakalım ne kadar fiyatımız olmuş. Arkadaşlar tam 3000 lira ya. Tam, tam 3000 lira 5 lirayı da ben size veriyorum arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi bir fiyat bence. Şu sayfayı bir yenileyelim. Şurada bozulmuş. Evet. Zaten <laughs> KDV indirim falan mı diyor? Evet, bilgisayar toplama indirimi 21 lirada indirim veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunu eğer bir vatan bilgisayardan toplarsanız yani 3100 lira falan gelir maksimum. E, ya da altı gelir veya üstü gelir veya başka bir siteden toplayacaksanız yani bir sürü site var arkadaşlar bilgisayar toplamak için. Teknobiyotik olsun. Yani e, unuttum ama birkaç tane daha bildiğim site vardı. Yani hangi siteden toplarsanız toplayın fiyatlar aynı olur arkadaşlar. Bence gayet güzel, gayet iyi. Şimdi bunlar topladık. E, monitör tavsiyesi istiyorsanız arkadaşlar şimdi ben size bir e, monitör tavsiye edeceğim. Öncelikle e, bunlar tamam değil mi? Tamamdır. Şimdi e, monitörümüze geçelim. Evet gaming monitör. Arkadaşlar gayet fiyat performans yani tabii ki de biraz e, üst limitli bir monitör. Monitör size kalmış biraz daha. ama HD olmak zorunda arkadaşlar yani bu bilgisayara Full HD monitör almak zorundasınız. Ama benim size önereceğim çok çok iyi ve fiyat performans bir monitör olacak. Evet arkadaşlar James Duncan bir monitörüydü sanırım o. Evet bu. Arkadaşlar 1300 lira bir fiyatı var ama 144 Hz gerçekten çok çok iyi. Görüyorsunuz zaten inceliğini o kadar ince ki yani. Bir parmak kadar falan yoktur öyle söyleyeyim kalınlığı. Burada zaten özelliklerini falan söylüyor arkadaşlar. Bu kaç inçti? 27 olması lazım ama. <laughs> evet arkadaşlar 27 inç bir monitör fiyatı bence gayet iyi. Burada diyor ki evet indirim varmış bu monitörde 1800 lira olacak diyor ayın birinde. Yani olabilir de olmayabilir değer yani ben şimdi o kadar yüksek olacağını düşünmüyorum bu monitörün. Yani olursa biraz saçma olur. Evet burada sıfır ölü piksel garantisi var yani herhangi bir ölü piksel falan olduğunda iade edebiliyorsunuz. Böyle bir seçeneği de var. Bu sadece bonus olsun arkadaşlar yani bunu bilgisayar toplamanın içine ben almıyorum. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Ee, videoya emeğe saygı açısından bir beğeni bir de abone olmayı unutmayın. Ee, daha başka da sizden bir isteğim yok. Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.